Aşkım şunlar da bana bir göstersin ya. Oo, nerede kaldınız ya? Gözümüz yollarda kaldı vallahi. Aşkım Fatih Bey, şirketimizin geleceği için koşturuyordu. Nasıl geçti? İyi. İyi, süper. Bundan sonra şirketimiz için her şey çok daha güzel olacak. Ne demişler? Birlikten kuvvet doğar. Bu ne demek oluyor şimdi? Şirketimiz? Bundan sonra sadece arkadaş değiliz Fatih'ciğim. Bundan sonra hem kankayız hem ortağız. Sevgili nişanlım beni burada işe aldı. Hep birlikte çok güzel şeyler yapacağımıza eminim. Kesinlikle katılıyorum aşkım sana. Fatih, sen, ben, sevgili yengem ve nişanlım. Biz böyle harika bir resim olduk. Gel aşkım, bir selfie çekelim de bu anı ölümsüzleştirelim. Anlaşılmayacak bir şey söylemiyoruz Zeynep'ciğim. Mahmut da artık bundan sonra bizim de diyoruz. Şoka girdiler aşkım. Baksana şu suratlara baksana şunların. Yok öyle bir şey. Anlamadım. Buna tek başınıza karar veremezsiniz. Çocuk oyuncağı değil bu. Ben de bu şirketin ortağıyım. Saksı mıyım ben? Ben saksı mıyım? Ne oluyor size böyle ya? Ya Fatih niye böyle yapıyorsunuz ya? Ne güzel biz normalde arkadaştık. Bak burada da iş arkadaşı olacağız. Beraber çalışacağız. İş başka, arkadaşlık başka Mahmut. Sus. Ayrıca Cansu, şirketin ne kadar zor durumda olduğunu sen bilmiyorsun. Yeni bir elemana gerçekten ihtiyacımız var mı sence? Evet Zeynep Hanım. Yeni bir elemana ihtiyacımız var ama doğru düzgün çalışıp bir işe yarayan insanlardan bahsediyorum. Öyle mi? Peki çok affedersiniz ama Mahmut tam olarak ne iş yapacak? Akraba kontenjanından Orhan ne iş yapıyorsa Mahmut da onu yapacak. Orhan benim asistanım. Mahmut da benim asistanım o zaman. Mahmut asistan. Bu ne anlar ya? Ya niye böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Anlamıyorum sizi ben. Mahmut sus. Patronlar konuşuyor. Ya ama kırılıyorum Fatih. Mahmut sus. Aa yeter. İyi tamam sustum. Siz susun asıl. Ne oluyor size böyle ya? Siz Mahmut'la arkadaş değil misiniz? Ne bu öfke, ne bu gerginlik? Cansu bak biz profesyonellikle arkadaşlığı ayırabilecek insanlarız. Biz şirketimizin geleceğini düşünüyoruz. Profesyonelliği sizden öğrenecek değilim. Ayrıca burası benim babamın şirketi. Ben sizden daha çok düşünüyorum. İstediğimi alırım, istediğimi kovarım. Mahmut bundan sonra burada. Alışsanız iyi edersiniz. Dur Cansu, Cansu dur. Sen hiç sevinmedin mi kanka buna ya? Beni hayal kırıklığına uğrattın. O kadar şaşırttın ki anlatamam. Ya sevinçten öleceğim şimdi vallahi. Ya bırak kanka gözünü seveyim. Cansu, Cansu'cum bir dur ya. Bir konuşalım öyle çektin gittin. Ben söyleyecek her şeyi söyledim Zeynep Hanım. Aa ne öyle ah, hanım filan canım. Biz arkadaş değil miyiz? Tamam yani az önce içeride bir gerginlik oldu ama ben buraya seninle kadın kadına konuşmaya geldim. İyi konuşalım. Seni dinliyorum. Tamam düşünüyorum. Yani başlıyorum. Cansu emin misin? Neden emin miyim? Mahmut'la çalışmak konusunda emin misin? Bak bu çok zor bir karar Cansu. İyi düşündün mü? Zeynep ben Mahmut'la bir ömür geçirmeye karar vermişim. Bunu mu düşüneceğim? İşte tam da bu yüzden. Sen bunun ne kadar zor bir şey olduğunu biliyor musun? Neden bahsediyorsun hiçbir şey anlamıyorum. Bak Cansu'cum. Ben sana bir kadın olarak, dahası dostun olarak bir tavsiye vermek istiyorum. Aynı şirkette ilişki yaşadığın biriyle çalışmak inan bana çok zor. Hele ki bu yönetici asistan pozisyonundaysa. Bak vallahi buraya yazıyorum. 2 haftaya kalmaz siz birbirinizden buz gibi soğursunuz, ayrılırsınız. Yapma etme gözünü seveyim Cansu. Siz Fatih'le bayağı iyi gidiyorsunuz. Sizle biz bir miyiz canım? Ne farkı var? Ne demek ne farkı var? Birincisi ben Fatih'in asistanı değilim, üretim müdürüyüm. İkincisi biz evliyiz. Unumuzu elemişiz, eleğimizi asmışız duvara. Siz daha doktorculuk oynuyorsunuz canım. Aa, aynı şey mi ikisi? Hem biz buralara gelene kadar ne badireler atlattık. Senin haberin var mı? Çok çelişkili şeyler söylüyorsun Zeynep. Farkındayım. Cansu'nun asistanı olacaksın yani.
Evet. Oğlum saçmalama. Sen niye Cansu'dan emir alasın ki? Yani karın olmayacak mı o senin? Kanka sana böyle cinsiyetçi söylemleri hiç yakıştıramadım, he? Haberin olsun. Bırak şimdi cinsiyetçi söylemleri. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Seni düşündüğümden söylüyorum. Oğlum, biz burada prensip olarak asistanlara kötü davranıyoruz, eziyoruz. Ağızlarına, burnlarına çay getirttiriyoruz, kahve getirttiriyoruz, sırtımızı kaşıttırıyoruz, tuvaleti temizletiyoruz. Yani mobbingin Allah'ını uyguluyoruz burada onlara. Sor bak Orhan'a. Ya siz benim burada çalışmamı istemiyorsunuz galiba, ha? Olur mu canım? Ben öyle bir şey dedim mi? Vallahi bana öyle gelmedi. Sen de, yengem de, ben burada işe başlayınca böyle bir gerildiniz falan, bir haller oldu size. Mahmutçum, biz sen ezilme diye dedik. Yani şimdi travma falan atlattın ya. Ha, ondan yani değil mi? Tabii canım, tabii ki ondan. İyi, bak şimdi rahatladım kanka. Sağ ol. İyi. Ben bir tuvalete gideyim. Hadi git gel, ben buradayım şimdi. Gel de şu işe başlamamı bir kahve içerek kutlayalım kanka. Sen görürsün Fatih Şekercizade. Zeynep, siz neden Mahmut'u burada istemiyorsunuz? Cansucuğum bak şimdi biz özel olarak Mahmut'u burada istemiyoruz diye düşünmeyelim de... Hali hazırda çalışan elemanlarımızın maaşlarını bile zar zor ödüyorken yeni birine ihtiyacımız var mı acaba diye düşünelim. Ben de diyorum ki hep birlikte daha çok çalışırız, daha çok kazanırız. Hem birlikten kuvvet doğar. Cansu Allah aşkına Mahmut'tan bahsediyoruz. Yapma şunu. Ya bence daha fazla boş boş konuşmayalım. Bu vakti çalışarak değerlendirelim. Zeynep. Buyur Fatih, biraz da seninle çene çalalım. Biz de Mahmut'u neden burada istemediğiniz konusunda konuşuyorduk. Öyle bir şey yok. Siz beni aptal mı sanıyorsunuz? Ben her şeyin farkındayım. Mahmut'u neden burada istemediğinizi biliyorum. Sen neden bahsediyorsun Cansu? Bizim Mahmut'la ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Öyle mi, emin misin? Evet. Siz bizim bir araya gelmemizi istemiyorsunuz. Hassa. Yahu sizi bir araya getiren benim. İki birbirini seven insanı buluşturan benim. Unuttun mu? Evet. Önce aramızı yaptınız, sonra bizi ayırmak için elinizden geleni ardınıza koymadınız. Sizin derdiniz benimle. Bir de gülüyorlar ya. Ne yapmaya çalıştığınızı bilmiyorum ama bizi ayıramayacaksınız, başaramayacaksınız. Mahmut'u size yedirmem. Sen ye o zaman. Afiyet olsun. Çok meraklıydık Mahmut'una. Aslanım mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aman be, sıkıldım vallahi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.